Evet değerli En Radyo dinleyicileri, Esen Saati programının 26. programını gerçekleştiriyoruz. Biraz önce açılışta bahsettiğim gibi, hepimiz bir sıkıntı ve sorun olduğunda devleti ararız, devlet nerede diye sorarız. Halbuki devlet sensin benim. Ancak biz Esen Saati programını başladığımız günden bugüne gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin idarecilerinin hemen hemen tamamına yakını programımızı konuk oldu. Bugün de devletimizin aydınını temsil eden ve çok iyi temsil eden kişiliğiyle, duruşuyla, samimiyetiyle Sayın Valimiz Mustafa Maray bugün konuğumuz. Değerli dinleyicilerimiz, bugüne kadar Aydın'da çok defa biliyorsunuz valilerimiz geldi, geçti. Hepsinin ayrı bir yeri vardır. Hepsinin eksiği, kusuru vardır. Mutlaka her insanda da vardır bazıları. Ancak Sayın Valim 25.8.2004 tarihinden beri Aydın Valisi olarak görev yapıyor. Görev başladığı günden beri herkesle içten bir diyalog kurarak halk ve devlet arasındaki alışılagelmiş böyle işte validen korkulur veya işte devlet insanından korkulur mantığını yıkma noktasında bir davranış gösterdi. Kim davet ettiyse, vakti müsaitse mutlak ve mutlak daveti icabet sünnettir anlaşıldı belki de. Katıldı. Biz defalarca odamızın etkinliklerine sağ olsun katıldı. Ve bugün gerçekten programımızın konuğu olmakla Esen Saati programına da ayrı bir renk, ayrı bir bize gurur verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Adım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz efendim. Ben sizinle başlamak istiyorum. Daha önceleri devlet idarecilerinden halkımız korkardı. Bu sizin ve önceki valinizin de benzer tavırları vardı. Halkla iç içe, halkla her yerde olabilme gayreti ve mücadelesi var. Gerçekten takdiri çağıran her yere yetişmeye çalışan bir yönünüz var. Bu yönünüzle başlamak istiyorum efendim. Bu nereden geldi, nasıl düşünce oluştu bu şekilde? Tabii önce size teşekkür ediyorum. Beni Aydın halkımızla bir araya getirdiğiniz, onlara hitap etme fırsatı verdiğiniz için size, radyonuza ve tüm Aydın halkına bizi izleyenlere önce saygılar, sevgiler sunuyorum. Biraz önce de bahsettiniz, yarın bir kandil. Evet. Ve bu vesileyle de bütün halkımızın mübarek kandillerini kutluyorum. Bu kandilin huzura, mutluluğa, barışa, her türlü güzelliğe vesile olmasını diliyorum. İnşallah efendim. Tabii biz sizin de ifade ettiğiniz üzere devlet memuruyuz. Evet. Devlet memurunun görevi halkına hiçbir ayrım yapmadan yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak hizmet etmektir. Evet. Ben aşağı yukarı 40 seneyi geçti devlet memurluğum. İçişleri Bakanlığı'nın bütün birimlerinde görev aldım. Yani polis memurluğundan başladım. Evet. İşte komiserlik, kaymakamlık, şube müdürlüğü, daire başkanlığı, müfettişlik, valilik, yani bütün kurumlarında geçtim. Evet. Ve şunu kabul ettim ben bu işe başlarken, hedefimiz halka hizmettir. Evet. Halk olduğu için bize ihtiyaç var. Yani halk olmasa ne radyoyu dinleyen olur, ne valiye ihtiyacı olur, ne hakime, ne doktora. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Demek ki hepimizin hedefi halka hizmet etmek. Evet. Nasıl hizmet etmek? Dürüst, adaletli, ayrım yapmadan. Evet. Şimdi hiç mi ayrım yapılmıyor? Devlet memurları böyle mi derseniz ona evet demem mümkün değil. Ama benim yaratılışım hakikaten bu bir Allah'ın yaratma şeyi. Evet. Hiçbir zaman ayrım fark gözetmedim. Allah gözetmeyi de nasip etmesin. Amin. Amin. Değişik yerlerde görev yaptım. Kaymakamlık yaptım, emniyet müdürlüğü yaptım, valilikler yaptım. Evet. Değişik iktidarlar döneminde çalıştım. Koalisyonlar döneminde hizmet yaptım. Hiçbir zaman encümen üyelerinin, meclis üyelerinin, belediye başkanlarının hangi partidendir, hangi
gerçekten değildir diye bir öğrenme, araştırma içerisinde kesinlikle girmedim. Çünkü bu beni ilgilendirmiyor. Evet. Sayın Hanım, aslında şey değil mi? Yani zaten valilik makamı devleti temsil ediyorsa, yani biraz önce açılışta siz gelmeden bahsetmiştim. Bu memleketteki Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan suçluların da valisisiniz değil mi? Yani herkes. Burada bir ayrım yapmanız zaten şey olarak, fizik olarak mümkün değil değil mi? Bunu hem yasal olarak yapamayız, yapmamamız zaten evet, gereklidir. Hem de yaratan da ne diyor? Adaletli olun diyor. Yani bizi yaratan Yüce Allah evet, her zaman adaletten bahsediyor. Yani adaletten şaşmayız diyor. Evet. Bir iş kendi aleyhinize, zararınıza da olursa onu doğru söyleyin. Adaletli hakkı neyse onu yapın. Adaleti uyguladığımız an ülkede huzur olur. Evet. Adaleti uyguladığımız an ailede huzur olur. Çevremizde huzur olur. Ama nerede bir adaletsizlik varsa orada kargaşa vardır, huzursuzluk vardır. Biraz önce de söyledim. Ben kabul ettiğimi bürokrat arkadaşlarıma da söylüyorum. Evet. Onlara diyorum ki iki şeyi kafamıza, beynimize, gözümüze, gönlümüze yerleştirelim. İşte birincisi size biraz önce bahsettim. Evet. Halka hizmet için varız. Evet. Bunu unutmayalım. Evet. Bu hizmeti güzel yapalım. İkincisi bazen kamu görevlerinin halka tepeden baktığını da görüyoruz. Yani maalesef bu alışkanlık. Halka yanlış işler yaptığını da görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Bunlarla ilgili işlemler de yapıyoruz. Evet. Çok. Her zaman vardır, olmuştur ama önemli olan bunu asgari indirmektir. Onlara diyorum ki bir, halk için olduğumuzu unutmayın. İkincisi biz hiçbir zaman halkın patronu, halkın üzerinde bir kişi değiliz. Olmayız, olamayız, olmamız da mümkün değildir. Evet. Bir patron varsa o da halktır. Çünkü aynı zamanda şunu da kabul etmemiz lazım. Biz işte esnafsınız. Evet. Biz esnafımızın, halkımızın ödediği vergiyle maaşımızı alıyoruz. Evet. Esnafımıza da çok iyi sahip çıkmamız lazım. Halkımızın kıymetini iyi bilmemiz lazım. Evet. Bu iki prensibi kabul ettiğimiz zaman her şey yoluna girer. Sorunuzun cevabını anlıyoruz. Şimdi evet, bir de kamu görevlileri, idareciler, özellikle bizim durumumuzda olanlar öfkesine, sinirine hakim olacaklar. Evet. Yani kendi menfaatlerini hiçbir zaman ön planda tutmayacaklar. Evet. Böyle olduğu takdirde işler yanlışa gider. Evet. Ama ülkemizde bunu da gör. Hem sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde evet, bir kişi bir makam ve mevkiye geldiği zaman ne diyor? Önce acaba ben bu makam ve mevkiden nasıl şereflenirim, nasıl menfaatlenirim? Bu yanlış. Evet. Önce ben geliyor çünkü. O makamdan şeref almayacak. Evet. O makamda oturuyorsa o makamı onurlandıracak, o makamı dolduracak, o makama şeref verecek ki halka hizmet edebilsin, evet, olabilsin. Evet. İşte bunlar var. Ama bu biraz da dediğim gibi yapı, yaratılış meselesi. Yaratılış. Aile de önemli değil mi? Allah beni öyle yaratmış. Evet. Aile ben, eğitimi de önemli. Evet, evet. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde. Çoğu yerde iktidarlarla, genellikle hep iktidarlarla sürtüşmeler olmuştur. Çünkü evet, muhalefet elinde bir yetki olmadığı için evet, iktidarlar bazen yanlış yaptırmaya zorlarlar. Evet. Bunlar oldu. Bunların mücadelesini her yerde her zaman verdim. Evet. Ama hedefimiz dediğim gibi adaleti sağlamak. Evet. Ama bakıyorsun o muhalefet önce seni taktı. İktidar olduğu zaman istiyor ki kendi dediği olsun. Maalesef çok önce çok yanlış dedi yani, değil mi? Evet. Evet, evet. Yani bunların işte inşallah bir zaman gelir bunlar ortadan kaybolur. Evet. Yani adaleti tam manasıyla uygularsak siyasi iktidarlarda efendim illa benim dediğim olsun demezlerse ki dememeleri gerekir. Ama ülkemizde bunların hepsi yaşanıyor. Evet. Siyasetin yanlışları var. Bürokrasinin yanlışları var, çıkmazları var. Evet. Bunları işte iyi bir eğitimle halkımızın da duyarlılığıyla evet, halkımız, basın
bu konularda duyarlı, objektif, tarafsız olursa evet. herkes kendisine o güzel yönü seçmek zorunda kalır. Evet. Yoksa dediğim gibi taraflı hareket edilirse, adaletsiz evet. hareket edilirse o ülkede huzur kalmaz. Benim bu yaratılışımdan evet. kaynaklanan bir konu ama yaratılışın dışında böyle yaratılmış da olmayabiliriz. Ama bir de mecburiyetimiz var. Görevlerimiz yani, var. Tam görevlerimiz var. Evet. Yasaları bütün vatandaşlara eşit olarak uygulayacak. Hiçbir şekilde ayrım yapmaya hakkı, evet. hukuku, yetkisi evet. yoktur. Evet. Teşekkürler Sayın Valim. Sorunuzun cevabını gerçekten aldık. Yani halktan kopup yaşamıyorsanız, halkın için yaşıyorsanız zaten... Şimdi buyurun. Zaten bir de o dediğiniz gibi ben hakikaten zaten çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Zor şartlar altında büyüyerek geldim. Hayatın her türlü sıkıntılarını, yokluklarını gördüm, yaşadım. Evet. Halkımızın sıkıntılarını biliyorum. Çünkü ben yaşadım. Evet. Fakirlikse fakirliğin en acısını yaşadım. Evet. Evet. Efendim, okula 7 kilometre yürüyerek geldim, gittim. 14 evet. kilometre. Bunları biliyorum. Onun için halkın içinde hiçbir zaman kopmadım. Evet. Her zaman her yerde halkımla evet. iç içe olayım. Halkla birlikte olmanın da huzurunu, mutluluğunu duyuyorum. Eğer evet. halktan kopuk yaşayacaksak o zaman orayı terk etmemiz gerekiyor. Evet. Bizim evet. ne işimiz var? Evet, hedefimiz halka hizmet değil mi? Evet. Sayın Ali, zaten sizin biraz önce bahsettiğiniz zor yaşam koşullarında yaşamanız belki de şimdi bir şey yine sanki benim kalbimi, gönlümü okumuşçasına söylediniz. Her yere yetişmek istiyorum ama zaman müsait olmuyor. Ne olur ona bazen yetişemediğim için çoğuna evet. haber gönderiyorum, şey yapıyorum. Evet. Çünkü öyle bir program çakışıyor ki evet. hangisine yetişeceğimi şaşırıyorum. Aynen de. Ama bir de şuna dikkat ediyorum. Daha önceden söz verdiğim yer varsa onu hiçbir zaman değiştirin diyor evet. ki ben evet. oraya söz verdim. Söz vermek bir mesuliyeti gerektirir. Evet. Oraya gidiyorum. Ama zaman olursa o bir tarafa. Zamanla yarışıyorum yani. Evet, evet, saniyelerle yani. Yarıştığım zamanlar, bırakın saatlerle evet. saniyelerle yarıştığım zaman oluyor. Halkın içinde olmakta, halkla beraber olmaktan her zaman için huzur duyuyorum, evet. mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederiz efendim. Gerçekten oyununuzda örnek bir yaşam şekliniz var. O konuda ben sizin böyle iyi bir örnek gördünüz ki ben devlet memuruyum diyebilen bir valimiz var. Ben onları da memnunum. Ancak ben şunu sormak istiyorum Sayın Valim. Yaklaşık 40 yıldır memuriyetim var dedim. Aslında 41 yıl oldu. Değil mi? Benim memuriyetim benim yaşımda. Ben de 41 yaşındayım. Şimdi birçok il ve ilçelerde görev yaptınız. Gerçekten, bu, gerçekten büyük bir önümüz de bir devleti temsil ederek her kademesinde birçok ilinde değil mi? Çok. Bugüne kadar görev yaptığınız alanlarda unutamadığınız anılarınızdan birkaç örnek alabilir miyiz efendim? Valla bizim hayatımız hep böyle çok zor görevlerden geçti. Özellikle bir insanların bir hayat çizgisi olur ya, bazı insanların işte kader neyse onu yaşayacaksın. Evet. Bizim hayatımızda hep zorluklar oldu. Evet. Hiç kolaylıklarla pek baş başa kalmadım. Anadolu'nun değişik yerlerinde hem de doğusunda, güneydoğusunda Şırnak'ta en zor şartlar altında göre yaptım. Evet. İşte Şırnak'ın o 91-92 yıllarını biliyorum. En zor yıllarıydı. Evet, evet. Ama orada da işte gittik başladığım zaman göreve halkla devletin tamamen koptuğunu gördüm. Evet. Kopmuş. Evet. Esas sorun bir kopukluk var. Evet. Halk devletine küsmüş, devlet halkında güvenmiyor. Böyle bir şey içerisinde dedik bu olmaz. Hemen halkın içerisine girdim. Halkın içine girdiğimiz zaman o halk size güveniyor. Evet. Mesela cenazeler olurdu. Şırnak gibi cenaze ki en acı günüdür ailenin. Evet. O cenazesine gittiğim zaman her şeyi unutuyor. Beni kucaklar duruma geliyordu. Evet. Türkiye'nin gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Evet. Bilhassa müfettişlik yaptım. İşte kaymakamlık, valilik derken her tarafını gezdim, gördüm. İşte Şırnak'ta çok acı olaylarla karşı karşıya kaldık. Evet. İşte bir tanesini hiç unutamıyorum. Hatta benim de tansiyonumu, tansiyon hastası orada oldum. Evet. Şırnak'ta oldum. Evet.
Şimdi Şırnak'ta büyük 18 Ağustos'ta büyük bir çatışma oldu. Evet. Evler yandı, efendim çok cenazeler oldu. Bakıyorsun 7 yaşında, 80 yaşında insanlar ölmüş. Halk şehri terk etti. Evet. Esnaf bitti. Evet. Siz esnaf olursunuz. Evet, evet. O esnafı gördün ya, o esnaf hatıramı her zaman anlatıyorum. Evet. Çünkü esnafı değerini de iyi bilelim. Esnaf bir toplum için çok önemli. Esnafı bir tarafa çektiğiniz zaman o toplum tamamen çöker. Evet. O çatışmadan sonra halk terk etti. Hatta kamu görevlileri bile kalmadı. Şehir boşaldı. Şehir boşaldı. Evet. İşte vilayette bir tek ben varım. İşte adliyede işte biraz hakim, savcı arkadaşlar. Yani devlet neredeyse boşalmış vaziyette. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Ekmek bulamıyoruz, ekmek. Evet. O yağmalamalarda, işte atışlarda fırınlar, mırınlar, efendim berberler, bakkallar hepsi darmadağın oldu. Hepsi darmadağın oldu. Yani yandı, efendim ateşe verildi. Derken hayat söndü, bitti. Evet. Dışarıdan traktörlerle bu bir hafta 10 gün devam etti. Ekmek, ondan sonra zeytin, peynir getiriyoruz. Devleti evet, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evet. Bak, nereye kadar evet, olacak gibi bir şey değil. Ondan sonra hemen esnafı dolaştım. Baktım esnaf perişan, bitmiş her tarafı. Yani önce zaten her şey bitmiş. Evet. Malzemesi kalmamış. Evet. Terzinin efendim o makinası yerine bir olmuş. Evet. Efendim fırınlar darmadağın olmuş, ekmek yapamıyor, pişiremiyor. Berber tezgahı tıraş edemiyor. Evet. Dedi ki ne yapabiliriz? Önce dedim şu fırınları bir ayağa kaldıralım. Ekmekten başlamamız lazım, evet. Fırıncıları çağırdım. Onlara işte onardır yardım ettik. Ne gerekiyorsa sosyal yardımlaşmadan ekmeğimiz çıkmaya başladı. Zaten fazla lokantayı devreye soktuk. Lokanta işte çorbadır, yemektir neyse yapmaya başladı. İşte berberine şunu bunu derken bir baktık hayat hareketlenmeye başladı. Filizlendi. Evet. Yani evet. Bana şimdi görüyoruz. Herkes işte esnaflık yapıyor. Gittiği zaman bakkalını buluyor. Fırınını evet, buluyor. Lokantasını derdi. Bu olmaz mı düşünelim? Değil mi? He, evet. Bunun için o onun için bir yokluk, bir sıkıntı yaşatmıyor. Evet. Ama bunlar olmadığı zaman, yani bu esnafımız olmadığı zaman onun acısı çok büyük. Onun için esnafımızın değerini bilelim. Evet. Esnafımızı her zaman için destekleyelim diyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet. Gerçekten bu anlattığınız anı beni daha önce çok etkilemişti. Bizimle radyo dinleyicilerimizle paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi anlatacağım, evet, anlatacağım çok şey var. Evet, ama özellikle bu çok evet, etkileyiciydi. Devletimizin gerçekten o bölgede yaşadığı sıkıntıların nasıl çözüldüğü noktasında. Bakın halkla evet, iç içe olmanın bir diğer faydasından da bahsetmek istiyorum. Evet, buyurun. Bugün telefonları pek daha iyi benim Erzurum'da bir manevi kızım var. İki ayakları kestik. Evet. Bir gün şeye gittim. Yani halkımız da bunları örnek alarak onlar da yaparlar diye anlatmak istiyorum. Evet. Bir ilçesine, Hınıs ilçesine. Evet. Oradaki gidiş sebebim yatılı bölge okulu var. Oraya ek bina yapılması lazım. Bazı binaların yıkılması lazım. Ne yapabiliriz? Onu görüşeceğiz. Gittim. Evet. Öğlen vakti. İşim bitti. Arabaya bindim. Tam ayrıca bir baktım. O yatılı bölge okuluna işte o köylerden gelen çocuklar yemekhaneye doğru gidiyorlar. Evet. Arabaya bindim. Tekrar indim. Dedim bir de şu çocukları gidip göreyim. Evet. Hatırlarını sorayım. Bir moral vereyim. Gittim. İşte erkeklerin oturduğu masalar vardı. Hangi köyden geliyorsunuz? Onları sordum.
Evet. Ne olacaksınız? Hep soralım çocuklara. Evet. Bir istikbal paylaşsınlar şimdiden. Sonra da kızlar bölümüne geçtim. Orada kızlar oturuyor. Kızlara da sordum. Üç kıza sordum. Ne ara? Birisi doktor olacağım dedi. Diğeri öğretmen olacağım dedi. Bir tane de böyle tam masada kafası zor gözüküyor. Küçücük bir kız var. Yani sen ne olacaksın dedim. Psikiyatrist olacağım dedi. Evet. Değil mi? Evet. Dedim herhalde insanlara böyle yüksek moral vermesin. Öyle mi düşünüyorsun dedim. Evet efendim dedi. Hemen yanındaki kız arkadaşlar dedi ki efendim kader dediler. Şiir de yazıyor. Hmm. Öyle deyince dedim hadi kader oku bakayım dedim. Evet. Peki okumak istemedi. Uzun efendim dedi. Dedi hadi bir hekim sırasını oku. Tam okuyacak ama gözükmüyor. Evet. Dedim şöyle meydana gel. Ortaya herkes duysun. Tabi bilmiyorum onun sakat olduğunu. Bir baktım arkada koltuk değnekleri. İki koltuk değneğini taktı. Geldi sahneye. Şeye, yani bir araya herkesin evet. göreceği bir yere. Şiirinden 5 yaşında bu çocuk babasını kaybediyor. Oh. Ve bir şiir yazmış babası için. Onun kitabını da bastırdım sonra. Evet. O şiiri dinledikten sonra gözyaşımı tutamadım. Yani o kadar anlamlı bir şey yani ki 5 yaşında kaybediyor ve 7 yaşında babası için bu şiiri yazıyor. Yani. Başka şiirler de yazmış tabii. Sonra çok duygulandım. Onu şeyden sonra yanıma aldım götürdüm. Dedim ki kader. Bak ismin kader. Evet. Ama kaderlerimiz bir. Ben de babamı ufakken kaybettim bir tek. Anam zor şartlar altında beni büyüttü. Sordum fakir. Annesi var, birkaç kardeşi var. En mahrum köyde, yolu bile olmayan bir köyde. Evet. Fakir bir kız çocuğu. İki ayakları kesik, bu kesik olduğu için de iki yılda bir protez takılması. O da büyük bir masraf. Masraf evet. Onu karşılayamıyorlar. Bunları görünce bizim ama çok da zeki bir kız. Evet. Çok zeki. Evet. Dedim ki kader bundan sonra senin manevi baban benim. Allah ne ihtiyacın olursa ben karşılayacağım. Bazen ben karşılıyorum. Bazen beni aşan durumlar o zaman dizlerinin protezin değişmesi gerekiyor. Hayırsever arkadaşlarım var. Allah onlarla tanıştım. Onlar tanıdılar. Severek evet. Onlar hizmetinde. Bugün biraz önce size gelmeden önce de beni aradı. Bir kursa gidecekmiş. Bir ihtiyacı varmış. Tabi ben Haçlık'ta gönderdiğim için. Onunla kaç yaşında sorular? Şimdi 18 yaşında lisede okuyor. Sebe. Çok zeki bir kız. Üniversiteye gidecek. Sonra bu kadar diğer şiirlerimde topraktan üniversitede Erzurum'da bir hocamıza kitabını bastırdık. Ne güzel. Kitap günü yaptık. Herkes seve seve yani, o kitapları en güzel hediye. Bir hesap açtık. O hesapla işte tahsilini yapması için 8-10 bin lira kadar para adına birikti. O diğer protez işlerini de ben takip ettiriyorum. Yani bunları ancak halkın içine girersen görebilirsin. Evet, ben orada evet, gitmeseydim, evet. görmeseydim. Evet, kadar kadar başka şeydi. Evet. Anlayamazdı. Evet, o kız evet. çocuğu belki o şeyden sonra okuyamazdı. Bakın şimdi Hı-hı. şu anda Erzincan'da kazandı. Erzincan'da yatılı okuyor. Yani. Yani o Hınıs'taki ortaokulu bitirdi. Evet. Tekrar imtihanlara girdi. Erzincan'da okuyor. Güzel. Ona yardım etmeye çalışıyoruz. Hepimiz böyle fakir fukan özellikle çocuklarımızın elinde tutar yardım edersek Güzel. Yani hem kendimiz huzurlu oluruz hem de o çocukları istikbalini kazanmış oluruz. Sohbetlere düşmekten kurtulmuş olurlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten bizi böyle duygulandıran bir anımız. Yani bizim materyallerimiz evet. çok bu saatler alır. Evet. Ben şimdi bir Türk arası var. Bir Malatya Türküsü dinleyeceğiz. Bunu da size hediye ederim. Sağ olun. Hatırladığınızı biliyoruz. Malatya'mız da güzel. Bu Malatya'yla Aydın'ın benzer yönü var. Var. Bir yeşili bir de şimdi incirde ne diyoruz? Aydın dünya şampiyonu. Evet. Dünyanın en güzel incirini, en kaliteli incirini, en çok incirini Aydın üretir. Kıyısın. Malatya'nın da Kıyısın. Özelliği, Malatya'da dünya şampiyonu %80-90'lı kayısının
orası var. Yani Aydın'la bu ikisi bu yana da benzeşiyor. Evet. Gerçekten. Dünya şampiyonlukları var ikisinde. Evet. Sitemizdeki komşularımızdan bir tanesi Malatya Bekanı. Evet. Getirdiğinde size de inşallahımıza günler ikram edeceğiz. Şimdi Malatya Türk'ü dinliyoruz. Karakteren Gelmez Mala. Türk'den sonra Sayın Malimiz Müslüman. Karakteren dedim de ya şeyde de cumartesi günü de bir tren geliyor buraya. İşte bütün illere dolaşan tren. Evet. Aydın'ımızda olacak. Aydın halkında o garda bekliyoruz. Cumartesi günü saat 10'da. Evet. Devlet Demir Yolları ve Hürriyet Gazetesi'nin organizasyonunda yapılan tren illeri Kars'tan çıktı. Bütün illeri dolaşarak geliyor. Her ilde de. Cumartesi 10'da bizim garımızda olacak. Tamam efendim. Cumartesi günü saat 10'da tekrar hatırlatırız onu. Evet. Şimdi Kara Tren Gelmez Mala'yı dinliyoruz. Türkiye'den sonra Sayın Valimizle sohbetimize devam edeceğiz. Evet değerli emredi dinleyicilerim, Esma Saati'nin 26. programının 2. bölümünde tekrar beraberiz. Bugün konuğumuz devletimizi temsil eden Aydın Valimiz, Sayın Mustafa Malay. 1. bölümde Sayın Valimizin halkla iç içe olmasının halk üzerinde getirdiği noktadan bir sohbetimiz oldu. Diğer bölümde görev yapmış olduğu özellikle Şırnak ilinde 90'lı yıllarda yapmış olduğu zor görevde yaşadığı esnafın durumunu ve şehrin durumunu anlattı ve kaderin manevi babalığını nasıl yaptığını ki bunlar hepsi birbirine bağlı konulardı. Gerçekten bize duygulandırdı da Sayın Valimiz. Sayın Valim, esnaf ve sanatlara bakışınız da aslında bir arada konuşumuzdan farklı değil. Ancak dünyada gelişen ekonomik sistem ve teknolojiye ayak uyduramama ülkemizdeki esnaf ve sanatlar açısından bir sıkıntı olarak görünüyor. Özellikle pazarlama teknikleri yeni şekil alma noktasında esnaf ve sanat kurumlarımız sıkıntılar yaşıyor. Tamam bu ülke gündeminde de çözülmeye çalışılıyor ama sizin gözlerinizle, bu yılların birikimiyle esnaf ve sanatkar neler yapmalı ki daha iyi üretim yapabilsin, daha çok istihdam yaratabilsin. Bu konuda ne söylemek istersiniz efendim? Tabii daha önce de ifade ettiğim gibi esnaf ve sanatkarlar
bir milletin, devletin olmazsa olmazları. Evet. Bunlar olmadığı takdirde hayatın devam etmesi mümkün değildir. Evet. Önce esnafımızı sevelim, koruyalım, kollayalım. Ama esnafımız da kendi üzerine düşen görevlerini hakkıyla yapmadı. Yani beklememeli bir şey değil mi? Evet. Yani şimdi ne olacak? Tabii ki her insan için dürüstlük önemli. Evet. Ticaret çok önemli bir şey. Yani bizim dinimizde de ticaretin ne kadar değerli olduğu ifade edilmiş. Rızkımızı ticarette arayınız. Arayınız. En evet. Hayırlı evet. Kazanç, ticaretle yapılan kazançtır. Evet. Ama ticareti de her şeyde olduğu gibi dürüstlük ve doğruluk ilkesine göre yapacağız. Yani malımızın kalitesi neyse onu hani içte de dışta da yani evet. Bu ihracatta da zorluk çekiyoruz. Evet. Bazı tüccarımız dışarıya ihracat yapıyor. Diyelim zeytinyağı sahte yağ koyduğun zaman bitiyor. Bizim gitti. Bütün ürün bitiyor. Artık imaj kaybediyoruz. Evet. E sebze gönderiyor. Görmüyoruz. Önüne üstüne çok güzel kalitelisini koyuyor. Altı bozuk ezik. Böyle olmaz. Evet. Olmayacak. Yani her tarafı aynı olacak. Kalite aynı olacak. Evet. Bir özürü varsa o özürünü bildirmemiz lazım. Evet. İngiltere'de emekli bir albay oraya yerleşmiş. Bir anlattı bana. Dedi ki bir ayakkabı mağazasına gittim. Fiyatlara baktım. Güzel bir ayakkabı. Onu aldım dedi. Oradaki etikette fazla yazılan bir rakam var. Götürdüm parasını ödeyeceğim dedi. Baktım baksan şey yaptı. Niye dedim? Bunun şu benim göremediğim hafif bir arızası özürü varmış. Evet. Deposu varmış. Evet. Bakın. E şimdi onu bile gösteriyor. Evet. Fiyatta kaliteye koymak lazım. Turistler geliyor tabii ben o ajantalara kızıyorum ama esnafımız da dikkatli olursa bu imaj kaybolur. Evet. Şimdi ajantalar ne yapıyor turistler? Alıyorlar. Diyorlar ki aman esnafa çıkmayın. Kazıklanırsınız. Esnaf evet. Da mal verir, evet. Sahte halı verir. Sahte efendim mücevher verir. Ne yapacaksın? Benim götürdüğüm yere geleceksin. Evet. Oraya gidiyor. Orada iskortosunu alıyor. Evet. Daha pahalı aslında. Evet. Kazık da atıyor bir yerde. Ha, ama bu duruma niye gelinmiş? Esnafımızdan da bazıları ne yapmışlar? Bu turisttir ya, gelip geçicidir. Sahte mal vermişler. Evet. Ne diyoruz? Bununla mücadele edemiyoruz. Yani önce bir dürüstlük ilkesini yansımamız lazım. Evet. Evet. Yani her şeyimiz dürüst olacak. Evet. Mesela bir bakkala orada oturan bir vatandaşımız çocuğunu da gönderdiği zaman aynı fiyata, aynı kaliteye mal alabilmeli kendisi gittiği zaman da. Ama evet. Çocuk gittiği zaman bakıyorsun çocuklamasını gösteriyor. Yani. İşte bunları vermemek lazım. Evet. Bunu yapsın. Evet. Yani görüştük. Önce evet. Görüştüğü mal ettiğimiz zaman bir güven veririz. Evet. Esnaf bize güvenecek. İşte dışarıya ihraç ettiğimiz mallarda sahte şey konduğu zaman bize güvenmiyorlar. Ondan sonra ihracatımız ne yapılıyor? Kesiliyor. Adım kötü hiç geçiyor değil mi? Her şey evet, kötü. Yani ha. Türk zeytinini, işte Türk yağını evet. Farklı bir noktasına yani, geliyor. Bir esnafımızda evet. Bu dürüstlük ilkesi olmalı. Evet. Sonra esnaf sabahın erken saatinde açacak iş yeri. Evet. Şimdi bazen diyor ki ya nasılsa açsam kimse gelmeyecek diyor. Gelmesin. Yatıyor. Ha. Evet. Ne oluyor? Yatıp oturuyor. Öbür de vatandaş da diyor ki ya buraya gitsem bulamam diyor. Onun için ben nereye gideyim? Gidip daha uzakta başka yerde ancak bulabilirim diyor. Oraya gidiyor. Evet. Bu esnaflığı yapıyorsan adam akıllı yapacaksın. Bilerek yapacaksın. İşi seveceksin. Evet. Bileceksin. Dürüstlük ilkesinden asla ve asla vazgeçmeyeceksin. Bunu yaptığı zaman esnafımız göreceksin. Çok güçlü duruma geçecek. Bir de birleşmek lazım. Evet, evet. El ele. Güçlü birleştirmek. Evet. Şimdi bakıyoruz. Yurt dışında büyük işte kipadır, şudur, budur, büyük şeyler konuluyor. Alışveriş merkezleri. Horizontlar da birleşiyor evet. Artık. Yani iş o kadar ileri boyuta gitmiş mi? Bunlar, evet. O zaman bizim esnafımız bir araya gelse, kendi birleşerek bulsa,
Evet. Onun bir altyapısını oluşturmak. Mesela şunu da bir yaşlı konu var. Yani bunu önermek lazım. Sayın Birlik Başkanımızla da görüşüyoruz. Örneğin şikayetçi olduğumuz bir mağaza gece saat 11'e kadar açık. 11-12'ye kadar. Bunun açık olmasını eleştiriyoruz, kızıyoruz ama şunu hiç düşünmüyoruz. Çarşıdaki en azından bazı mağazalar nöbetleşik kalabilir mi gece saat 10'a kadar? Öyle değil mi? Tabii. Ben gece bir ihtiyacım olduğunda, acil bir ihtiyacınız oluyor. Ne yapayım? Çarşıya gelseniz kapalı. Ne yapıyorsunuz? O şikayet ettiğiniz mağazaya gidip alışveriş yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Yani, o noktada evet. Gerçekten... Yani, rızk erkenle sabahın erken vaktinde ticaret hanını açacaksın. Evet. Biz de 9'da başlıyoruz. Sonra müşteriye güler yüz göstereceğiz. Evet. Yani bürokrasitler de onu hep bunu güler yüzlü olacağız. Müşteri veli nimet de diyoruz. Evet. Ama kıymetli. Onu hem kazıklamayacaksın hem güler yüz olacaksın. Evet. Şimdi Yahudiler ticarette başarılı olmuş. Niye başarılılar? Çünkü Yahudi bu işi iyi öğrenmiş. Severek yapıyor. Evet. İş olarak. Unutmam şeyde Beyoğlu'nda bir kumaşçıya gittik. İşte İstanbul Emniyet Müdürü ben bir arkadaşımızla bir kumaş şeyine sahibi Yahudi. Kumaşlarına bir baktığı zaman pırıl pırıl dizmiş. O kadar güzel ki. Bir de yazısı dikkatimi çekti. Evet. Onu ben bütün esnafın duymasını bilmesini istiyorum. Şöyle de bir yazı yazmış. İş yerine. Evet. İşinin ehli tüccar hiçbir zaman müşterisiz kalmaz. Evet. İşin ehli olmak ne demek? O işi sevip bilerek yapacaksın, dürüst yapacaksın. Evet. Bunu yaptığın zaman müşterisiz kalmaz. Müşteri gelirsin. Şey ama sen müşteriye bir kazık atarsın. Evet. Efendim çürük mal verirsin, sahte mal verirsin, aşırı fiyatla bir mal verirsin. Bir sefer kandırırsın. Ondan sonra, onun ayağı kesilir. Müşterisiz kalırsın o zaman. Gelmez. Evet. Evet. Bunlara çok iyi dikkat edelim. Evet. Sonra bir de organize yapılırken nerede ne kadar lokantaya, fırına, pastaneye ihtiyacı. Bunun evet. Ölçümü belediyeler tarafından iyi yapılmalı. Evet. Böyle her apartmanın altına bakkal, dükkan, pastane açılmamalı. Evet. Hesabını yapacaksın. Kişi başına burası, neyse. Evet. Ne kadar oluyor. Şimdi olmadığı zaman ne yapıyor? Adam iş yer açıyor, bir bakkal açıyor. Ya her taraf kaldırmış. Hiç ayırsını kapatıyor. Kapatmak zorunda kalıyor. Kirasını ödeyemiyor. Evet. Evet. Zarar ediyor. Evet. Bunun da ölçümü yapılmalı. Daha önceler biliyorsun Osmanlı döneminde bir de peştinal kuşatma törenleri evet, yapıyorlar. Evet, yani evet. Esnaf olmak böyle evet. Kolay bir şey olmamalı. Evet, evet. Yani bir insan bir şey olacağı zaman onun belli kademelerinden işte çıraklığından, ustalığından, kafalığından neyse geçmeli. Evet. Ondan sonra hak kazanmalı. Evet. Her isteyen her yerde her şey açtığı zaman Arap saçına dönüyor. Evet. Hiçbirisi bu işte kendi çıkmıyor. Ondan sonra kıvranıp duruyorlar. Evet. Benim işte dürüst olalım, işimizi sevelim, erken açalım, evet. Efendim fiyatlarımızı güzel koyalım. Yine bir çok büyümüş bir iş adamının da bir şeyini söylemek istiyorum. Evet. Türkiye'nin çok büyük değişik yerlerinde mağazalar olan birisi. Bunlar küçücük bir gömlek dükkanından başlıyorlar. Evet. Dedi ya bu duruma nasıl geldiniz? Peki babamız dedi rahmetli. Tabi dürüst de yapmışlar. Evet. Demiş ki ticaretin az kârda, bereket az kârdadır. Evet. Bereket az kârdadır. Çok iyi. Ne demek? Evet. Yani az kâra razı olursan çok satarsın. Çok satarsın. Evet. Şimdi biz istiyoruz evet. Ki çok pahalı olsun. Ama bir defa da olsun. Bunda sen de beğenmiyorsun zaten değil mi? Beğenmiyorsun zaten. Bereket az kârdadır. Evet, evet. Sürümde kazanacaksın. Evet, evet. Yani İslam'ımız bunu da kulağına küpe etmeli. Yani ben evet. İlle de aşırı fiyat koyacağım. Çok para var. Vergide böyle değil miyiz? Kesinlikle. Bazı yerlere yüksekleri koyuyoruz. Fakir edemiyoruz. Fakir edemiyoruz. Onun için evet. Az. Evet. Az. Vatandaşın ödeyeceği şekilde. Sıkmadan. Sıkmadan. Yani evet. Bereket az kadardır demiş ve bunlar büyüye o felsefeyle bu duruma gelmişler. Evet. Yani sen eşin ehli olursan hiçbir zaman şey kalmasın. Evet. Yani burada belediyelere düşen görevler, esnafımıza düşen görevler var.
Evet. Bunları iyi organize etmek lazım. Evet. Bilinçli yapmak lazım. Planlı programlı yapmak lazım. Evet. Bu yerimiz eksik. İşte mesela dolmuş koyuyorsun, bakıyorsun birbirine yarışıyorlar. Neden önüne gelecek müşteri almak? Müşteri kapıyor. Çünkü ne de halbuki aynı şey. Sınava niye hesaplanmış olsa? Evet. Oraya başka fazla sayıda konmaz. Evet. Otobüsleri evet. de görüyoruz. Aman evet. Allah'ım. Dörtte bir dolu otobüs gibi yazık. Bu akaryakıt tüketiyor. Evet. Trafiği işgal ediyor. Evet. İslamatı neyse onu koyuyor. Bunların hesaplarını iyi yapmanız lazım. Evet. Yapamadığı için hep israf, israf, israf. Evet, israfa ayrıca geleceğiz. Gerçekten evet. israf kelimesini... İsrafla mücadele... İsrafla mücadele çok iyi yapıyorsunuz gerçekten evet. Sayın Halim. Bir de bu tarım alanında, özellikle Aydın'da, işte bizim tarım dediğimiz zaman kanal yerimiz çok. Organik sanayilerimizde yeni yeni tarıma dayalı sanayileşme devam ediyor Sayın Halim. Köydeki vatandaşlarımıza tarımla ilgili, önümüzdeki dönem onlarla ilgili görüşmeleriniz neler? Tarımdaki... olmaz olmazlarımız esnaf olarak evet. öylesin ama onların da ürünlerini doğru satış yapması gerekiyor herhalde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tarım insanlar var olduğundan bugüne kadar önemini artan bir biçimde devam ettirerek geliyor. Evet. Tarımsız bir insan yaşantısı, bir canlı yaşantısı düşünülemez. Evet. Tarım İnsan hayatının olmazsa olmazıdır. Besin kaynağı. Evet. Yemeğin. Yani şimdi her insanın yemeğe içmeye ihtiyacı var. Evet. Eğer yiyecek içecek yoksa siz o yolları, apartmanları altında gümüşten de yaptırsanız hiçbir mana ifade etmez. Evet. Her tarafa sanayiler kursanız bir mana ifade etmez. Zaten sanayinin de altyapısını tarım oluşturur. Onun için tarıma çok büyük değer vermemiz lazım. Tabi tarım denilince akla ne geliyor? Toprak, su, hava, güneş. Hava ile güneş, Cenab-ı Allah'ın acı, toprak ve su Allah'ın yaptığı. Bu toprakla suyumuzu iyi koruyacağız. Evet. Şimdi bakıyoruz, işte Kuşadası'nı gördükçe içim sızlıyor. Sadece Kuşadası değil. Türkiye'nin çok yerini gezdim, gördüm. Evet. En güzel, en mümin tarım topraklarına, evet. alanlarına evet. binalar yapılmış. Evet. Çirkin binalar, yani getirisi olmayan binalar, kooperatifler yapılmış, iç içe girmiş. Yıkmak olsak yıkmamız mümkün değil. Yani İnsan da bir milli servet gidiyor, evet. zaten yıkamazsın, penle perişan evet. olursun. Önemli olan yaptırmamak. Baştan gittim. Yani o kooperatifler yapılmış, gidiyorsun işte davutlarda ne güzel şeftali yetiştiriyor. Evet. Kaliteli şeftali nerede bulursun? Bulamazsın. Bulamazsın. Ama o şeftali bahçelerine alta çevirmişler, bina dikmişler. Bina dikmişler. O binalar da iç içe girmiş, oturan da rahatsız. Evet. Efendim işte müteahhitlerde biliyorsunuz karmacı evet. şey olsun diye daha sık yapmışlar, yeşil alanları öldürmüşler. Bu tarım arazileri gitmiş. Devlet olarak ve halk olarak. Evet. Topraklarımızı önce koruyacağız. Yani topraksız olmaz. Tarım deniz ama topraklar. Bunu iyi koruyacağız. Evet. Ondan sonra su. Çok önemli. Suyu doğru kullanmıyoruz değil mi sizin? Su idaresi bence en önemli bir yönetim biçimidir. Hepimiz su yönetimini, su kullanmasını öğrenmemiz lazım. Evimizde öğrenmemiz lazım, tarlamamızda öğrenmemiz, dairelerde öğrenmemiz gerekiyor. Belediyelere bakıyoruz, su şebekelerinin çoğu kayboluyor yani. Evet. Şebeke eski olduğu için kayıp gidiyor. Evlere, dairelere bakıyoruz. Ustuklarımızı vahşi sulama yöntemiyle suluyoruz. Salma. Zarar veriyor. Zarar veriyor. Zarar. Hem su sıkıntı çekiyorsun hem de su bulduğun zaman bütün şeylerin o toprak ne yapıyor? Çölleşiyor. Evet. Üzerindeki kaymak tabakası gidiyor. Ürünün çürüyor. Ürün alamıyorsun. Evet, damlama suya, damlama evet. suya herkes geçsin. Evet. Yani fıskiyeli sulama, yağmurlama ve damlama suyuna tarım sularının geçmesi lazım. Çünkü tarım Aydın'ın olmazsa olmazıdır. Evet. Yani tarımsız bir Aydın'ı düşünmek mümkün değil. Hatta ben geldiğim günlerde buranın o güzel ürünlerini görünce dedim ki ben Aydın'da sanayi istemiyorum. Evet. Bu bazı tepkiler de evet, çekti evet. beni basından bazı yerlerden arayan ne demektir ya evet. sanayileşmeden kalkınmam olur. Biz fabrikaları
her yerde yapabiliriz. Ama Aydın'ın toprağı tarıma elverişli. Evet. Buraya, burada yetiştirilen ürünlerin fabrikasını kesinlikle yapmak lazım. Ne yapacağız? Burada ne yetişiyor? İncir, zeytin değil mi? Evet. Bunlarla ilgili işte nefeslerimiz olacak. Evet. Ama burada üretilmeyen, ham maddesi olmayan bir şeyi fabrikası getir, sen Aydın'la kur. Bu olmaz. Evet. Bunlar yanlış. Evet. Yani toprak ve suyumuzu çok iyi kullanalım. Evet. Sonra işte gübre, her şey bir eğitim, eğitim. Eğitim, evet. Yani eğitimini aldığınız zaman o işte kar ediyorsunuz. Ama evet, bizim çiftçimiz eğitim noksanlığı çekiyor. Sulamasını bilemiyor. Gübre atmasını bilmiyor. Daha çok gübre, daha çok ürün. Evet, evet. Daha çok gübre atıyor, daha çok ürün alacaklarını, tam tersi oluyor. Toprağını mı yapıyor? Toprak da gidiyor. Evet. Cebinde para da girdiler, evet, atıyor. Evet. Girdiler atıyor. Evet. Ondan sonra neyin ne kadar şeyin ihtiyacı olduğunu iyi hesaplamak lazım. Bir sene diyelim ki efendim patates ekilmemiş, çok para veriyor. Ertesinde bütün çiftçimiz patates ekiyor. Evet. Bu olmamalı. Yani bunlara çok iyi dikkat etmemiz lazım. Bir de evet, şimdi çiftçimizin bir de şunu çiftçilerimize ifade etmek istiyorum. Çiftçilikle uğraşıyor. Tarlası var. Sonra dert geliyor. Diyor ki ben zarar ettim. Evet. Soruyor niye zarar etti? Bir, tabi bilinçsiz işlem yaptığı için. İki, o istiyor ki her şeyini kendisi otursun, işçi tutsun, her işini işçi yapsın. Çiftçi ne demektir çiftçi? Çiftçi kendisi çalışacak. Tarlasında. Evet, evet. Eşi çalışacak. Evet. Oğlu kızı çalışacak. Evet. Bunlar çalışmadıktan sonra, sen çalışmadın, tarlaya, ahıra girmedikten sonra olmaz. O çiftçilikten hayır kazanabilir misin? Para kazanabilir misin? Mümkün değil. Her şey doldum, işin başında olacaksın ama çiftçilik hepsinden de önemli. Yani ayağın birebir olacaksın. Toprakta, tarlada ve ahırdan eksik olmayacak. Bunları çapakları gelince yapacaksın. Evet. Sabahın erkeninde kalkacaksın. Evet. Geç vakitlere kadar çalışacaksın. Çalışmayacağım. Ben gel gelip yapacağım. Başka şey ama yok. Başkasına ücret karşılığı yaptıracağım. Ben de çiftçilikten para olmaz. Evet. Olmaz. Bir iş yapıyorsan ona göre yap. Evet. Teşekkür ederim Sayın Mehmet. Gerçekten gerek esnaf ve sanatkar, gerek tarım açısından verdiğiniz görüşler için. Şimdi bir Türk aramız var. Türk arasından sonra özellikle Sayın Mehmet'imiz de israf ve geçen hafta arasında Aydın'da bir tartışma konusu olan bir konuyu son bölümde tartışarak programımızı kapatacağız. Bir telefon tokuşu dinliyoruz. Oyağıran'ın Çimen'de Kuzu Yayılır Kuzu şeklinde bir türkümüz var. Türküden sonra Sayın Valimizle sohbetimizi devam edeceğiz.
geçen gözü. Sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına. Sen gül topla ben nergizi. Evet, değerli anladığı dinleyicileri, bugün Esas Saati programının son bölümüne geldik. Konuğumuz Aydın Ali'nin Sayın Mustafa Mölek. Sayın Ali, Mustafa Mölek'in noktasında müthiş bir çabanız var. Evet. Bunu yıllardır her ortamda da zaten davranışlarınızla da sevgiliyorsunuz. İsraf gerçekten bizim için, yani inancımız değil de haramdır zaten. İsraf. Haram ve günah. Evet. Bu israfı önlemeyle ilgili son dönemde yaptığınız çalışmalar var. Bunlardan dinleyicilerimizi paylaşabilir miyiz? Belki dinleyicilerimiz de bunun gibi gayret sahibidirler. Ben şunu söylüyorum. İsrafla mücadele etmesini bilmeyen bir ferdin, bir ailenin, bir toplumun gelişmesi, kalkınması, istikrarı sağlaması mümkün değildir. Evet. Şimdi bir de gelişmiş söz var bizde, atasözü, harcamak kazanmaktan da zordur. Kazanmak ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yani. Kazanmak çok zor bir şey. Zor. Ama harcamak daha da zor. Sen harcamasını bilmezsen, israf edersen, efendim, en büyük sıkıntıyı yaşarsın, milletinde de yaşarsın, kendinde yaşarsın. Ben hayatta en çok üzen konu İsraftır. Evet. Bir yerde israfı gördüğüm an ciğerime, kalbime hançer saplanır. Evet. Onun için ben başta kendi çocuklarıma küçük yaşta bu israfla mücadeleyi çok iyi öğrettim. Evet. Önce dedim tabağınızda hiçbir zaman yemek kalmayacak. Evet. O tabağınız bitecek çöpe. En ufak bir ekmek kırıntısı, bir yemek parçası gitmeyecek. Yiyeceğin kadar alacağız. Evet. Ama bitecek. İsraf etmeyeceğiz. Bizde de öyle değil mi? Yiyiniz, içiniz. İsraf etmeyiniz. İsraf etmeyiniz diyor Yüce Allah. Evet. İsraf etmeye kimsenin hakkı yok. İsraf ettiğin şey çöpe gidiyor. Şimdi otellere ben burada uçuk bir otelde özellikle Türkiye'de maalesef çok üzücü bir olay bu. Her şey içinde, her şey dahil. Üç öğün yemek dahil, içkisi dahil. Efendim, ben de bir fiyat koyuyorlar. O fiyat da ucuz. Ucuz. Avrupa'ya da karşı onların dörtte biri bile değil. Evet. Millet geliyor, aldığı yemeğin yarısını dahi bitirmiyor. Çöpe gidiyor yani. Dörtte üçün çöpe gittiği kendileri gördüm. Evet. Oturuyor, içecek sabahtan akşama kadar. Bira içiyor. Şimdi biz bundan pislikleriyle uğraşıyoruz. Yani. Ve her şey içinde dahil olduğu için hem böyle israf ediyor. Alabildiğine israf. Alabildiğine israf. Aslında verdiği parayla bir iskapı zarar veriyor. Evet. Evet. Ondan sonra çevreye çıkmıyor. Nasıl? Sürekli yiyecek içecek var ya. Yani. İyi bir işin yaptı. Çekimli gidip birçok almıyor. Halbuki çiftçiler dışarıda alışveriş yapması lazım ki esnafımıza da bir katkı bulursun. Şimdi turizmlerle çok görüştüm. Yani bir araya geldim bunu kaldırın. Her şey içinde olmasın. Evet. Bu nerede çıktı biliyor musun? İsrafla şey, her şey içinde bunu ilk İspanya'da başlıyor. Evet. İspanya bunu başlattı. İlk başlatan İspanya. Sonra gördük ki hep böyle İsraf oluyor, çöpe gidiyor. Bir yasayla bunu kaldırdı. İptal etti değil mi? İptal etti, iptal etti. Yani. Şimdi bizde de bunun bence işte, hani Turizm Bakanımız Aydın'a gelecekler. Geldiği zaman kendilerle de görüşeceğim. Bunu bir yasayla kaldırmak lazım. Ben çok önemli sayılarım. Gerçekten. Şeyler bir araya gelecekler. Yani işte Kuşadası'ndaki otelciler. Onlara devamı söylüyorum. Bakın her şey içinde yok. Kahvaltı tamam.
Eyvallah. Kahvaltısını yapsın. Evet. Ondan sonra yiyecekse parasını ödeyerek yesin. O kadar. Alakas sistemi olur. Sonra çıksın dışarıya. Aldığı zaman kendi parasını aldığı zaman döker mi çöpe? Kesinlikle. Dökme. Şimdi gidin bakın. Ben evet. Sonra birçok otellere gittim. Gördüm. Yani içimde neredeyse döveceğim geliyor. Evet. Evet. Bakıyorum. Alıyor. Yarısını yemeden efendim çöpe gidiyor. Evet. Buna hiçbir zaman hakkımız yok. Yani israfın her türlüsüyle mücadele etmemiz lazım. Evden lambalarımız boşa yanmasın. Evet. Sularımız boşa akmasın. Evet. Yani her şeyimizi değerlendirmeliyiz. Hiçbir şeyi çöpe atmamalıyız. Bunu yaptığımız zaman sıkıntısını da çekiyoruz zaten. Evet, zaten dünyanın bir yerinde açısından ayrıca. Çünkü bence bugün en önemli şey israfla mücadele edilmiyoruz. Bunu çocuklarımıza iyi aşılamalıyız. Evet. Çocuklarımız israfla mücadele etmesini bilmeli. Aslında okulda bu israf bir güzel bir eğitim ve önleme gibi. Ben şöyle dedim. Bir insanın bir takım iki takımla fazla elbisesi ayrı. Şimdi gidin neredesin? Aman aman gardıroplar almaz. Ne oluyor kardeşim ya? Bu israf niye? Evet. Al, yırtılsın, şey yapsın, yeniden al. Ama malı israf ediyoruz, alıp israf ediyoruz. Yurt dışına gidiyorlar, çok kişi görüyorum. Aman aman mağazalara saldırıyorlar. Evet. Ülkemiz olan şeyler de oradan alıyoruz. Ülkemiz olan şeyi niye alıyoruz? Evet. Ondan sonra fazla almaya hakkımız yok. Evet. Bir şey bitsin, ondan sonra yiyecekten de öyle, giyecekten öyle, efendim, işte lambaları görüyoruz, sularımızı görüyoruz. Yani Türkiye bir israf batağı içerisinde. Evet. Araç gereçleri israf ediyoruz. Petrolümüz aynı şekilde. Yani, tek başımıza araba kullanıyoruz. Yani, gerçekten. Bir kişi binmiş tek arabayla gidiyor. Yani, evet. Yıllık herhalde bu israfı önlesek gerçekten bir borcumuzu çabuk bitiririz. %50 artı veririz. %100. Artı veririz. %100 israfa gidiyoruz. Evet. %100 israf batağı içerisinde. Evet. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz de inşallah bu özellikle su ve israf konusunda, her şeyin israfı konusunda çok yararlı olurlar. Efendim, geçen hafta içinde bir partinin yeni başkanı bir açıklama yaptı. Bir gazete oluyor, yansıyan şekli de şöyle, varlık siyasi makam olmamalı şeklinde. Çok doğru. Evet, güzel bir söz çünkü gazeteleri yansıyan. Akabinde siz bir cevap verdiniz. İktidar Partisi İl Başkanı bir açıklama gereği duydu. Varlık makamı devleti temsil eder. Devletiniz de yetki verilen hükümet idare eder. Yani devlet hükümet ayrı değil mi? İşte sorum şu. Buradaki ayrıntı nedir? Yani niye böyle bir şey çıktı? Niye böyle bir gazete yansıtı? Evet. Açıklama oldu. Buyurun. Şimdi sözümün başında da söyledim. Benim yapımda kesinlikle ve kesinlikle taraflı olma ilkesi, prensibi, anlayışı yoktur. Evet. Hiçbir zaman taraf gözetmem. Hep hakkaniyet, adalet neyse ondan yanayım. Bunun da meslek hayatına çok mücadelesini verdim. Evet. Bunların mücadelesini vere vere geldim. Ben her zaman için devletimin ve milletimin menfaatlerini benim kişisel menfaatimi önünde tutmayı ilke edindim. Teşekkür ederim. Haber ki devlet memuru evet. Tarafsızlık birinci ilkemdir. İlkem tarafsızlık ve dürüstlüktür. Söyledim yani ben hiçbir siyasi partinin, muhtarların, belediyenin, partilerini merak etmem, sormam, bilmem. Değişik dönemlerde çalıştım. Onlara söylediğim şudur. Sizin partiniz benim için önemli değil. Halka hizmetiniz önemli. Kim ki halka dürüst, faydalı, güzel hizmetler götürüyorsa o hangi partide olursa olsun başımın tacıdır. Ama halka yanlış hizmet veriyor. Halka hizmet etmiyor. İktidar partisi. Canı cehenneme diyor. Evet. Önemli olan halka hizmet. Evet. Dürüst hizmet, adaletli hizmet. Biz bunun tarafındayız. Evet. Şimdi biliyorsunuz devletin sosyal yardımlaşma vakfı vardır. Evet. Fakire fukaraya yardım edilir. Ben bunda da çok kızdığım yanlar oldu. Dedim ki kaymakamlara hep şunu söylüyorum. İlke fakirlik olacak. Sonra yaşlı ve sakatsa evet. Onlara veriyoruz. Eli ayağı tutanlara da vermeyelim. Evet.
Kendi ayağın üzerinde mi atıyorsun? Her şeyi devlet verecek, o yiyecek. Bunun karşısında ne? Evet. Kesinlikle böyle. Evet. Çünkü o zaman kimse çalışmak istemez. Kimse evet. Çalışmak istemez. Evet. Şimdi, evet. Benim aklımın ucunda bile geçmezdi. Yani böyle bir şey ben duyacağım, yadırgadım. Evet. Demek ki il başkanı arkadaşımız yani konuyu iyi idrak etmemiş, anlayamamış. Yani belki de öyle değerlendirilmiş olsaydı, beni tanımış olsaydı ve bu konuyu da bilmiş olsaydı, evet. Bu şekilde bir ifade kullanmaması gerekirdi. Bu biraz da bilmemesinden, rahat niyetinden değil de bilmemesinden kaynaklandığına evet. İnanıyorum. Şimdi konuyu ben size açıklayayım. Bu nedir? Evet. İsrafı Önleme Vakfı var Türkiye'de. Evet. Bu mikro kredi sistemi de çok fakir bir ülkede oranın bir vatandaş tarafından başlatıyor ve Nobel ödülü alıyor bu. Evet. Kendi cebinde çok cüzi paralar vermiş fakire fukaraya ama karşılıksız değil. Bakın sosyal yardımlaşmada adam veriyor karşılıksız veriyor. Ha, yok gidiyor, bir daha gelmiyor. Bir daha şey yok. Mikro kredi, şimdi bazıları zannediyor ki bu böyle vatandaşlara veya istediğin kişilere para dağıtan peşte çekeceksin. Evet. Bunun da karşılığında oy bekleyeceksin. Ya da şunu bulun. Kesinlikle böyle bir his yok. Evet. Kesinlikle bir his yok. Bak, benim bir parası bir insan. Benim de var mesela. Şimdi, bu nedir? Bu İsraf Önleme Vakfı mikrokredi çok cüzi veriyor. En fazla 1.000 lira. Bazı ülkelerde daha fazla, bazı ülkelerde de çok az. Evet. Şimdi bunu bayanlara, fakir bayanlara ama fakir olacak. Evet. Arana şart bu. Karşılıksız vermiyorsunuz. Evet. Bir sözleşme yapıyorsunuz. Bu parayı alıyor ve yüzü bir faizi de var. Evet. Taksit taksit geri ödüyor. Para geri ödeniyor. Yani. Türkiye'de 10 bin kişiye kadar verilmiş. Bugüne kadar dönüş olmayan olmamış. Ve birçok kişi de bu küçük krediler sayesinde işini büyütmüş. Artık krediye ihtiyacı kalmamış. Evet. 1.000 lira almış, 500 lira almış, onunla bir şeyler yapmış, el örgüsü yapmış. Evet. Ya başka bir becerisi varsa onu yaparak iş kurmuş, iş kurduktan sonra sadece kendisine iş vermemiş, başka yanda çalışanlar olmuş, vergi verecek duruma gelmiş. Bu Türkiye'ye mahsus bir olay da değil. Yani uygulaması yapılmış. Tabii, çok evet. Bugün Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş ülkeler dahil, 175 ülkede bu mikro kredi sistemi uygulanıyor. Çok faydalı bir sistem. Evet. Bir, şimdi Japon atasözü var. Ne diyor? Bir kişiye balık yedireceğinize balık tutmasını öğretiniz. Evet. Balık tutmasını öğrettiğiniz zaman o balığa ihtiyacını tutar, yer. Ama sen sürekli vermeye kalkarsan ne olur? İstersen de başa çıkamaz. Çıkamaz. Şimdi burada insanlarımız hem iş güç yapacak duruma getiriliyor. Hem de bu karşılıksız değil. Evet. Yani bedava vermiyorsun. Anladım. Yani ben bir de seslenmek istiyorum. Başta o il başkanımız olmak üzere. Kim ki böyle fakir fukarayı bulabilirse yani o hangi kesimden olursa olsun, hangi bölgeden olsun, ne olursun bize alsın desinler. Bak bu kadın fakir. Evet. Buna kredi verin desinler. Hemen kredi verelim. Anladım. Yani şimdi bazı yerlerde kayırmacılık olur ya, evet. Aman bak şu adama vermeyin, bu adama vermeyin. Burada açıkça inan ediyorum. Evet. Kim fakir fakat iş yapabilecek, beceri sahibi kişiyi bulursa alsın, biz şubesinde koyduk bu danışma bürosunun üzerinde. Evet. Oraya hemen müracaat etsinler, hiçbir şart aramadan, hiçbir kefil almadan ona kredi verelim. Evet. Yani başkanımıza da burada seslenmek istiyorum. Tanıdığı böyle fakir, fukara evet. Bayanlar varsa evet. Bunlar ne olur? Bize yönlensin. Radyo vasıtasıyla bütün halkımıza duymak istiyorum. Evet. Öyle fakirler varsa olan, ben iş yapacağım evet. Ama sermayem yok yapamıyorum. Bana kredi versin desin. Evet. Kredi işte bankalardan kredi gibi. Evet. Ama düşük şeyler veriliyor. Bu meclisten çıktı. Genel meclisinden çıktı 75 bin lira. Şimdi bizdekinin iki katında biz İsraf Önleme Vakfı'ndan şey yapıyoruz. Onlar da bize bak bu güzel bir şey. Değil mi? Tabii.
Yani 125, çok güzel. 225. Yani bizden bir, onlar iki katı veriyor. Ve bunda ne olacak? Evet. İlimizde bulunan fakir, fukara hanımlarımız becerisini hiçbir şey yapamayacak. Evet. Çok biz sosyal yardım maaşlarını ne yapıyoruz? Karşılıksız veriyoruz. Bu karşılıksız da değil. Evet, tabii. Gerçekten. Bir kredi şeklinde. Evet. Ve Türkiye'de uygulanan bir sistem de değil. Evet. 175 ülkede uygulanıyor. Bu sistemi kuran kişi de Nobel Barış Ödülü. Ona layık görülen bir insan. Evet. Böyle güzel bir sisteme karşı çıkılır mı? Evet. Ha, bu karşı çıkmamıştır da evet. Bilmediği içindir. Evet. Ben inanıyorum ki benim bu açıklamalarımdan dinlerse evet. Herkes öğrenmiş olur. Evet. Tekrar sesleniyorum. Burada en ufak bir ayrılık bir fark yoktur. Karşılıksız bir şey verme yoktur. Evet. Fakir fukara ne kadar varsa bize ben iş yapacağım, bana kredi verin desin. Onun ne partisine bakılır, ne doğru batılı olduğuna bakılır. Hiçbir evet. zaman ayrım yapmadan bize gelsin, ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Yani evet. Böyle fakir fukarayı bize yönlendirin lütfen. Teşekkür ederim. Gerçekten ben de o konuda tam netleştim. Daha önce biraz ben de böyle kafam karışmıştı. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir eksiklik. Arada son olarak bir sorun var. Bu şehrin özellikle güvenliğiyle alakalı mobesi sistemi henüz daha hayata geçemedi. Ve zaman zaman geceleri yeterli tedbirler olmuyor şeklinde serzenişler var. Sayın Emir Müdürümüz de bu konuda çok müthiş bir gayret sahibi diyor ama bu MOBESE ve güvenlikle alakalı evet. Ne efendim söylemek istediklerim? Şimdi biliyorsunuz öncelikle tabii turistik bölgelerimiz de çok önemli. Evet. Kuşadası'nda evet. artık sistem devreye girdi. Evet. Çok büyük şeyler çektik yani böyle sıkıntılar oldu. Bunu ihale aşaması var. Evet. Plan proje şeyi var, işte Ankara'da tasdik edilmesi var. Mesela iki yıldan beri uğraştık, Kuşadası'nı bu sene devreye soktuk. Didim'de devreye girdik da bu OBS'e sayesinde birçok cinayetler bile evet. ilçelerimizde küçük çapta kuruldu. Aydın'da da Aydın Belediyesi, özel idare ve bir de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği paralarla efendim bir protokol yapıldı. Onun da ihalesini yaptılar. Çünkü bir şeyden bürokratik uzamalardan kaynaklandı. Evet. Bu senenin sonunda inşallah bu yılın sonunda Aydın'da da MOBESE sistemi devreye girecek. Evet, çok önemli. Caydırıcı oluyor. Evet. Suçların yakalanmasında güzel bilgiler veriyor. Evet. Bunun devreye girmesiyle suç ve suçlularda azalma olacağı kesin. Evet. Teşekkürler Sayın Malim. Bize konuk oldunuz. Gerçekten çok güzel konuları paylaştık. Anılarınızı paylaştık. Son olarak neler söylemek istiyorsunuz efendim? Sizlerimize de duyduk. Evet. Ben tekrar size teşekkür ederim. İnşallah sık sık böyle halkımızla evlerine girelim, radyolarına girelim. Onlarla sohbet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün aydınların gelecek kandillerini kutluyorum. Her şeyin gönüllerince olması diliyorum. Hepsine sağlık, afiyet, huzur, mutluluklar diliyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun efendim. Biz de esnaf sahipleri olarak ve aydın esnaflar olarak size programımız konu olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Efendim sayılarımıza evi kırtma ve tüksürü gönderiyor. Dere geliyoruz dere. Tekrar değerli olacağız. Tüksürü sorun.
çok en rahat yol. Evet değerli dostlarım, bugün 26. programımızı sizlerle gerçekleştirdik. Konuğumuz Aydın Valisi Sayın Mustafa Malay'dı. Gerçekten Sayın Valimizin görüşlerine çok değer veriyorum. Özellikle paylaştığımız konularda, israf konusunda, esnafımızın olması gerektiği noktalarda, tarımda uygulanan politikaların düzenlenmesi noktasında. Değerli dostlarım, bizler sizlerle yaklaşık 1,5 saattir beraber olduk. Gerçekten 6. ayımızı doldurmanın da keyfini yaşadık bugün. İnşallah radyomuz ve patronumuz sizi ve ölçülerde programlarımız devam eder. Tabii burada bize Burak kardeşimiz de yardımcı oluyor, Dünya kardeşimiz yardımcı oluyor, Yaşar Bey de sabır gösteriyor. Her hafta onları biraz sıkıyoruz ama amacımız sizi biliyorsunuz, amacımız sizlerle bir şeyleri paylaşmak, bir şeyleri bilmek, öğrenmek, bilmediğimizi bilmek. En azından o noktada bir değer sahip ediyoruz. Değerli dostlarım, inşallah önümüzdeki hafta bir başka konumla sizlerle birlikte olacağım. Bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Süremizi aşmamak adına genel gazetelerden yazılarımızı okumuyorum. Son türkümü tüm dostlarıma hediye ediyorum. Uğur Işık'tan Alpedik'e önümüzdeki hafta pazartesi günü farklı bir konukla buluşmak üzere. Yarın hepinizin kandilerini şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim. Sevdam kelepçem oldu, derdim dilekçem oldu, ağrım sana sunarım. Ah dedikçe yanarım, vah dedikçe yanarım, yanar yanar sen yanarım. Sevdam kelepçem oldu, derdim dilekçem oldu, ağrım sana yanarım.
bir ölüm, ne bir zulüm. Ben onları açtım gülüm. Ne bir ölüm, ne bir zulüm. Ben onları açtım gülüm. Kalmamışken tahammülüm, sona geldim başarımdım. Tükenmişken tahammülüm, sona geldim başarımdım. Ah dedikçe yanar, ah dedikçe yanar, yanar yanar sen yanarım.